Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bir replayinizle daha birlikteyiz. Sevgili Obi-Wan Jessely. Sevgili chatimizden Van Jessely gönderdi. Aramıza yeni katılan arkadaşlardan bir tanesi. Tekrardan hoş geldin diyoruz. Şu anda bunun ligi neydi? Bana bir hatırlatır mısın? Van Jessely. Bir TVP maçı izliyoruz. Detaura haritasında. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan'ı severiz. Hatta Obi-Wan'ın bir gif'i vardı bende ama neyse. Şey yapamadım şimdi. Bakalım neler olacak. Bu şu anda makroyu öğrendikten sonra yaptığım ikinci maç dedi. O yüzden çok yüksek seviye olduğunu zannetmiyorum değil mi? Daha yeni başladım. Yanlış yer atmıştım. Bir ince bir gecikme olabilir. Şey yapın. Pause play yapın. Berex. Gaz yaptın gayet güzel. Bu arada muhabbet koyulaşmadan hatırlatayım YouTube'daki arkadaşlar. Like edin, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür içeriklerden. Onun dışında twitch.tv/lambasiyiz. Kalkınız geliniz buyurun takılalım. Gazını hemen doldurmanı tavsiye ederim. Aynen gayet güzel. Gayet mis. Evet sevgili dostlar. İnce bir gecikme olabilir yayında şu anda. Eğer ki böyle bir şey hissediyoruz. Çünkü ben böyle chatten öyle hissettim. Bir pause play yapın ya da refresh yapın. Evet sevgili dostlar. Şimdi bir TVP izliyoruz. Yeni müziklerimiz var bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu arada replay analizi ne diye sorarsanız. StarCraft oynuyoruz. StarCraft oynarken şurada bir tane şey yapmanı tavsiye ederim. Bir tane marine yapmanı tavsiye ederim. Bu şeyden önce. Çünkü yani bir tane Reaper gönderen olur, Adept gönderen olur, iki tane Zergling gönderen olur, anladın mı? Canı sıkılmasın. Evet, hemen. Gaz. Gaz canını sıkacak o gazın gecikmesi. Olur. Bak şöyle düşün. Daha önceki replayleri izledim. Şöyle düşün. Rex, Gaz, Factory Gaz. Öyle düşün. Aramıza yeni gelen arkadaşlar Discord kanalına zıplayın, muhabbet edin. Aynen öyle. Bütün kanal şeyleri, bütün videoların description'larında şeyler var. Her şeyin linki var. Discord'un linki, YouTube'un linkleri, zaten YouTube videosu. YouTube playlistlerin linkleri vesaire falan hepsi alt tarafta var. Şimdi bak bu gazın geç olması senin canını sıkacak birazdan. Bu yeni müzikler copyright olmaması için copyrightsız bir şekilde bulduğum bir synthwave müzikleri. İşte bak gazına öncelik vermiyorsun şu anda. Hemen. Orbital. Nereye bakıyorsun şu anda? Bak gazını doldurdun. Ritim Orbital. SCV Orbital işin var. Bak mevzuyu şuradan anla Jessely. Tam olarak şuradan anla. Parana bak. Abi, tam olarak olan şey o ya. Bu paran eğer ki böyle çıkmaya başlıyorsa bir şeyler kaçıyor. Anladın mı? Hemen oradan anla yani. SCV ready. Bu şu anda çok lüzumsuz bir şey. Niçin böyle sıralıyorsun supply block olabiliyor? Korkma supply block olmaktan. Sıkıntı yok. Gereksiz yere yüzer mineral veriyorsun şu anda. O ihtiyacın oldukça yapacağın bir şey. Ama en önemli şey bu SCV production. SCV üretimi çok önemli. Bana tekrar bir ligini söyler misin? Bronze League miydi bu? Gold League mi? Silver League mi? Bunu neden soruyorum? Şundan dolayı soruyorum. YouTube'daki şeye yazacağım ki YouTube'daki diğer arkadaşlara yararı olsun diye yani. Bilsinler hangi ligde olduğunu, ona göre baksınlar diye. Yani. SCV ready. SCV ready.
SCB ready. Ready to raise some hell. Evet sevgili dostlar. Üretim. Yayında ince bir drop var galiba şu anda. Hallolur. Yayında drop gelir gider. Sıkıntı yok. Şimdi saldırı geldi. Hiç önemli değil. Üretimine güvenmen önemli. Ama baştan beri üretiminde aksaklıklar oluyor. Bak bütün hepsini baştan tekrar izlemeyeceğim ama şeyi göstermek istiyorum sana. Bunun ne kadar beklediğini göstermek istiyorum. Bak şuradan geçti. Gel. Ha. Bak bekliyor. Bak. Beklememesi lazım. Bu bekleme işte bundan dolayı. Yani üretim öyle bir şey ki abi. Üretimi önemsemezsen o zaman işte hakikaten o saldırı geldiği zaman bakman gerekiyor o saldırıya. Çünkü daha az üniten oluyor. Daha çok iş yaptırman lazım o ünitelere. Ama üretime güvenirsen eğer zaten yeterince üniten olacak. O yüzden A-Move yapabilirsin. Benim yani A-Move yapma nedenim o yani. Razagal, aleyküm selam, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Üretim burada devam ediyor. Biraz hızlandıracağım. Bak şimdi durdu. Command center upgrade complete. Bir de bunu hiçbir zaman yapma. Tech Lab'li Factory'den Helene üretme. Bu çok kötü bir alışkanlık. Yani teknik olarak yapabiliyorsun, evet. Yapman için özel bir neden yoksa, mesela diyelim ki burada Zergling Rush yedin, tamam mı? Zergling'ler birikti buraya. O zaman evet. O zaman yap Helene. Lazım çünkü Helene orada. Ama şu anda Tech Lab'li Factory'nin vaktini harcıyorsun bunu yaparak. Bu şey gibi yani. Nasıl söyleyeyim? Şöyle düşün. İki tip ünite var, tamam mı? Şu müziği ince bir kısabilir miyim bak? Bir tık bir kısacağım. Sizde de bağırıyorsa söyleyin. Sizin şeyinizden de, sizden de kısayım. Benim kulağımda çok patladı. Şimdi iki tür ünite var, tamam mı? Bir tanesi Splash Damage Area of Effect vuran ünite. Çok fazla kuvvetli vurmuyor ama vurduğu zaman alan etkili vuruyor. Anladın mı? Diğeri de bir tane vuruyor ama kuvvetli vuruyor. Anladın mı? Öyle düşün. Tank gibi mesela. Tech Lab böyle bir tane vurup kuvvetli vuran üniteler yapmak için var. Anladın? Reaktör daha zayıf, vuruşu daha zayıf olan ama alan etkili vuran arkadaşlarının daha çok sayıda yapmak için var. Anladın mı? Dolayısıyla şu anda sen tam tersini yapıyorsun yani, anladın mı? Hani bunu aslında şey yapmaları lazımdı. Şimdi reaktörden tank üretemiyorsun ya. Aslında bence Tech Lab'den de Helene ürettirmemesi lazımdı. Ama bu işte bu tuzak bu yani. Anladın mı? Bu tuzak. Teknik olarak yapabilirsin bunu. Ama yapmaman lazım. Yaparak vaktini harcıyorsun. Buradan çok daha etkili Cyclone üretebilecekken çok daha etkisiz Helene üretiyorsun. Vaktini harcıyorsun şu anda. 21-40 küsür saniye. Anladın mı? O yüzden bunu asla yapma. Tech Lab'li Factory'den Helen ya da Widowmine çok gerekmedikçe yapma. En önemli şey ne? SCV üretimi. En önemli. Bak bu rahatsız etmeli seni. Burada çizgi görmen lazım. Bak şunun gibi çizgi görmen lazım. Yarabbim İzmir mi yazıyorsun? Aynen. SCV ready. Memleket. Ready to raise some hell. SCB ready. Ya üretim yapacaksın ya şey yapmış. Bu upgrade, bu side. Asıl işin üretim ve ekonomi. Factory, command center. Anladın mı? Bak yani şöyle düşün. Şu şeyin, şu paran. Tamam mı? Buradaki şeye bak. Parana bak. Bu paran. Şey olduğu anda 400'ü aştığı anda bir tane command center yapıyor olman lazım. Hemen yap. Hemen başla. Anladın mı? 400'ün üzerinde tutma yani. Ama bir tane yapılıyorsa ikincisini yapmana gerek yok. Ama bir tane hemen yapman lazım. Yani. SCB ready.
sesi biraz az mı şu anda, normal mi? Çünkü ben kendi kulağımdan kıstım. Sizin de aynı şeyi duymuyorum ben şu anda. Eğer ki böyle azsa çoksa falan dengeler şaşarsa söyleyeyim ben. Şimdi şey geldi. Hemen bak, baktığım ilk yer neresi biliyor musun? Baktığım ilk yer burası. Pardon, orası değil, şurası. Ne oluyor orada? Burada ne olduğunu hiçbir önemi yok. Asıl olay burada. Seni kurtaracak olan buradaki mikro değil. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Bak, kral, kral, kral. Aynen öyle, şu SCV'lerini gönder. Mis. Olur. Bak. Para nasıl artıyor? Para nasıl artıyor? Kimi replay? Van Jesley. Şu an aramızda yeni katılan arkadaşlardan bir tanesi. Bundan sonra bizimle olacak. Kısmetse. Severse inşallah. Ama bizi YouTube'dan buldu. YouTube'daki sevgili arkadaşlar. Bakın siz de gelin. Takılın. Muhabbetimize katılın. Biz takılıyoruz, eğleniyoruz. Twitch'ten bir tık daha fazla keyif alıyorum ben şeyden. YouTube'dan. Çünkü böyle rahat müzikler dinleyebiliriz. Bir tık daha böyle şeyiz. YouTube'da daha... Ne bileyim yani. Ben Twitch'te daha rahat ediyorum şahsen yani. Evet. Command Center. Command Center SCV üretimlerin devam ediyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Yeni başlamış birine göre çok iyi oynuyorsun şu anda. Yani üretimin devam ediyor. Gazını bir tık daha, bir tane daha gaz alabilirsin. Çünkü üretim artık şey yapıyorsun, önem veriyorsun. Şimdi bu reaktör artık. Bu reaktör. Hadi hadi. Bak bir bina. Herhangi bir şey StarCraft'ta. Yapıldığı anda işlevi olmalı. Anladın mı? Şu anda ordular için geçerli değil bu söylediğim şey. Makro öğelerinde yapılan herhangi bir şey hemen işlemeye girmeli yani. Hemen kullanıma girmeli. Bak burada yapıldı, bekliyor bu. Bu işte sana şey kaybediyor, zaman kaybettiriyor. Oluyor. Drop mu var yine? Bu droplar oluyor, geliyor, gidiyor. Böyle acayip acayip. Bir pause play yapın. Yiğidim hoş geldin, selamlar, teşekkür ederiz. Gayet güzel. Reaktör yapmanı çok sevindim burada. SCV, SCV, SCV. Abav! SCV'ler üretilmiyor. Aynen öyle. Aynen. SCV üretimine devam. Supply. Bak anladın mı? Makronun çok işi var. Makronun çok işi var. Çok işi var. Yani ben şu an şahsen kendim şey yaparken, makro çalışırken müziğe ne oldu? Ben kendim şahsen makro çalışırken şu anda Diamond League'deyim ve yeni yeni böyle şey yapıyorum, farklı makro açılışlar öğreniyorum, şey yapıyorum, çalışıyorum falan. O kadar çok yapılacak şey var ki ne ara ben şeyle uğraşayım bilmiyorum. Rakiple uğraşayım bilmiyorum yani. Çok iş var yani, bak sürekli bir iş var. Bak bu bekliyor. Buradaki üretim durmuş durumda. Upgrade durmuş durumda. eBay ve ikinci armor'un yapılacak. Supply blocks'u şu anda. Abi çok işi var ya. SCV'lerin üretilmiyor. Production tab bomboş. Bomboş. Buranın komple dolu olması lazımdı. Buraya kadar dolu olması lazım. Bunu yapma. Bu bak şu anda bundan vazgeç. Bu çok kötü bir alışkanlık. Supply block ol. Emin ol. Güven bana. Bir 5-10 maçtan sonra artık supply block olmamaya başlayacaksın. Supply block'un çözümü bu değil. Bunu yapma. Ya tek başına yani 3 tane supply depo yapabilirsin. O ayrı bir şey. Buradan 3 tane SCV ya da N tane SCV seç. Shift command ile supply 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 yap. 3'ü aynı anda yapsın. Ona varım. Bir tane SCV'yi Q'lama böyle. Sıraya sokma. Bu çok kötü bir alışkanlık. Yani şey olarak yapabilirsin. Bakarsın dersin ki benim üretimim belli. Yastığım da var. Anladın mı? Hakikaten ben bu bittiği zaman bundan bir tane daha lazım olacak buna. O zaman yap, tamam. Ama ne yaptığını biliyorsan yap. Ama şu anda hissettiğim üzere sen
supply bloğu bununla çözmek istiyorsun yani. Bir bunu yapayım, bir süre uğraşmayayım supply depoyla diyorsun. İşte öyle bir şey yok. Makro tamamen böyle cycle'lardan oluşur yani, anladın mı? Şeyden. Sürekli döngüler var yani. Sürekli döngüler. Bu arada ben ışığımı açmayı unuttuğumu fark ettim. Eksik ışıkla takılıyormuşuz yani. Ne diyecektim? Döngülerden oluşuyor. Bu döngülerden bir tanesi supply döngüsü yani. Supply'a bakacaksın, zamana bakacaksın, parana bakacaksın. Anladın mı? Haritaya bakacaksın. Worker üretimin var mı, anladın mı? Sürekli dönecek bu yani. Worker'lar, normal üretim, para supply map. Worker'lar, normal üretim, para supply map. Anladın mı? Döngü sürekli. Bu biten bir döngü değil. Oyun boyunca devam edecek bu yani. O yüzden bundan yani kısa yol yapmanı tavsiye etmem. Kötü bir alışkanlık o. Bu makroyu yaptıktan sonra, çünkü bak o command center'ın hazır şu anda. Command center'ı kaldır, buraya koy. Hemen orbital, ya da orbital yap, ondan sonra kaldır koy. Ve bu SCV ile devam et command center yapmaya. Çünkü şöyle bir şey olacak yani, biz makroyu anladıktan sonra, çözdükten sonra artık durmayacağız. Bir de bir şey söyleyeceğim. Aklında kalsın yani. Şu armory'yi böyle kenara köşeye bir yere yapmaya çalış. Burada ortalıkta yer tutuyor şu anda. Ama burası böyle Sim City olacak yani, anladın mı? Torlar geçemeyecek. Abuk sabuk şeyler olacak yani. O yüzden şu anda çok önemli değil nereye yaptın ama aklında olsun yani. Upgrade binalarını ve supply depoları mineral arkalarına kenara köşeye yap. Çünkü onlar yani ekstra binalar yani. Eyvallah Jacobs'um, sağ olsun. Gruplara yeni binalar eklemeyi unutuyorum. Aa, eyvallah. Eyvallah. Onun da çözümü kolay. Arada bir gel böyle. Kontrol. Bak yandaki klavyeye bak benim. Kontrol. Ha, ben caps lock gibi görüyorsun da benim kontrol o. Kontrol tuşum orada. Kontrol, sol klik. Bak bütün şeyleri seçtin. Tamam mı? Ondan sonra üretim binan 1 mi? 1'de mi tutuyorsun? Kontrol, soft klik, shift 1. Tamam. Bu. Shift ekler. Shift 1 var olan kontrol grubuna ekler. Diğer YouTube'daki şey serisine bak, rehber serisine bak. Aşağıda linkleri var YouTube'cular. Rehber serisinde klavye kontrolörü videosu var. Zorg üzerinde oyna şey yaptım, anlattım o şeyi. Klavye kontrollerini, ama yine de bakabilirsin. Aynı şeyler geçerli onun Terran içinde yani. Asıl burada önemli olan üretim. Hem SCV üretimi hem de ordu üretimi. Bak buna durmayacak boş. Bak mevzu şu abi. Bak bir unit buraya baktığın zaman ne görüyorsun? Anladın mı? Olay o. Öyle bir şey olacak ki bak, rahatsız edecek seni bak. Bak beni burada 5 tane falan şeyse rahatsız ediyor şu anda. Burada SCV üretimi yok. Bu boş duruyor, bu boş duruyor. Burada upgrade dönmüyor, burada upgrade dönmüyor. Engineering Bay armor'ı yok, buradaki upgrade yok. Şey orbital yok, anladın mı? Yalnızca buraya baktığımda gördüğüm şey. Buraya bakıyorum. Buradaki full SCV saturasyonu şey olmuş. Yeni base'im niye yok? Bu başka bir şey görmüyorum sadece. Burada onu görüyorum. Anladın mı? Bunlar rahatsız etmeli. Şu mavi çizgiyi görmen lazım yani her yerde. Anladın mı? Makro sıkıntılı. Yani sıkıntılı bir şey derken düşündüğünüz gibi, yani insanlar şey gibi düşünüyor. Makro kolay, mikro zor gibi düşünüyor. Katılıyorum. Az teknik olarak doğru bir şey. Ama makro mikrodan kolay olduğu için çok kolay demek değil. Makro zor bir şey yani. Makro her şeyi böyle bakman lazım yani. Her şey sürekli. Bak bunu yapma. Bunu yapma. Bu yani gerçekten kötü bir alışkanlık. Command Center'a devam ediyorsun. SCV üretimlerin. Bu işte birazcık böyle random şeye girecek. Hızlanacak biraz daha. Şu wall'la hiç uğraşmanı tavsiye etmem. Bak şu anda yaptığın şeyden dolayı üretimin çıkışını aksatmış durumdasın. Bu doğru bir wall değil. Daha sağlam bir wall. O ayrı bir hikaye ama çıkışını aksatıyor şu anda.
çok önemli detaylar değil. Yani şu anda yani şeye kadar, Platinum Lig'e kadar hiç şeye, Vol'la hiç uğraşma. Hiç yapma bile Vol. Orbital, hemen Orbital. Bak bu Orbital çok önemli. Şu anda Orbital yapmadığın her saniye para kaybediyorsun. Çünkü neden? Orbital sana Mule'lar getiriyor değil mi? Bak. Bak burada. Bak Mule. Baş döndürür. Mule. Bak UI'yı da ilginç yapmışlar, görüyor musun? Bak health barlar şeyin önünde. bu Mule'lar enerji Mule'lar. Bak 167 yazıyor ya burada. Enerji her saniye regenere oluyor yani. Dolayısıyla zaman, yani enerji diye düşünme bunu. Şu 167 değerini zaman olarak düşün. Anladın mı? Dolayısıyla zaman kaybetmek eşittir para kaybetmek oluyor. Anladın? Hemen Orbital yapman lazım. Ki hemen rejenerasyon başlasın yani. Evet. Taktik olmuyor. Totalde 5 veya 6. maçım sayım. Ona yani ona göre çok iyi oynuyorsun yani. Yani şu anda benim ilk 5. 6. maçımı bir görseydin sen. Şu anda bir 30 supply değildim yani 10. dakikada ya. Hiç bilmiyordum ne yapacağım ya. Yani. ...2019 yaz başında... ...artık yani çok söylediğimiz için... ...tekrar tekrar söylemiyorum aynı şeyi. Evet, bu kaldır buraya şey olacak. PF olacak. Ama Planetary Fortress yapabilmen için de şey lazım. Engineering Bay yapmış olman lazım. Bak 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 bak, görüyor musun bunları? Bak buradan buraları dolanmaları gerekti. SimCity'den dolayı. Nuri hoş geldin, selamlar. Instagram indirdim biraz önce, vay! Ama ilk oyunu Stakka bir bunda bir görevlik var diyor. Çok iyi. Lan hiç böyle gözükmüyor. Benim ekran kartımdan o ya. Çok acayip ekran kartım var yani. Benim ilk açımda 2 dakikada spawning pool yapmam. Tabii. Ya her zaman şey olur ya. Her zaman öğrenme süreci olacak işte. Ben biraz önceki oyunda, arcade oyunda, bu arada YouTube'daki arkadaşlara da söylemiş olalım. Bir tane arcade oyunu bulduk. Yeni dizayn edilen Before Darkness Falls diye tatlı bir oyunmuş. Onu deniyorduk şimdi. Bak siz de gelin twitch.tv/lambası diye canlı canlı takılın. Onu deniyorduk. Ben de orada ne saçmaladım yani. Bu kısmı kanalı daha öğrenme safhasında olduğumuz için. Olur yani, o sıkıntı değil. Ha bak işte dikkat etmen gereken şey, önem verdiğin şeyler şeyi açıklıyor yani. Bak şu anda bak nasıl bir para yani. Anladın mı? Bu şu anda 3 yani base'den aldığım para. 3 base'den aldığım para senin bir iki tane daha factory'yi çok rahatlıkla devam et, sustain ettirir yani. Ya sustain ettirmesi ne demek? Sürekli bitmeden şey üretmesi demek. Ünite yapması. Bunu yapma. Bu Q çok kötü bir şey. Çünkü bunların hepsine para veriyorsun. Şu anda senin elinde bu kadar para yok. Bu kadar. Artı 600 mineral, 400 gaz var. Anladın mı? O paraya şey yapacaksın. Üretim yapacaksın. Mantık o. Diğer replay analizlerini izlersen anlarsın söylediğimi. Her replay analizinde aynı şeyleri böyle şey yapmayalım, açıklamayalım. Zaten konuşuruz, önemli değil de şey ne diyecektim? Yani önem verdiğin şeyler şu anda seni çok hızlı bir şekilde yüksek şey yapacak, yüksek lige atlatacak yani. Comment Center'ı gönderdin, ne oldu? Unuttun mu bunu? Hellbat coming through. Bak şu anda şimdi supply block olacaksın. Ne oldu? O kadar Q'lamanın hiçbir işe yaramadı. Q'ladığın için unuttun. Çünkü o senin kafana şeyi yerleştirdi yani. Ben oraya Q'ladım ya 3-4 tane. Halle olacak o. Anladın mı? Öyle olunca bu şey gibi yani, anladın mı? Böyle araba sürerken böyle yapıp yani, anladın mı? Böyle veremedim örneği bildiğin. böyle tökezlemek yani, anladın mı? Gidiyorsun takık diye tökezliyorsun. Ondan sonra bir daha. Bak bizim yayınlar gibi şu anda yani. Tövbe estağfurullah. Saçma sapan. Droplar yani. Droplarınız hayır olsun.
Refresh. Play pause refresh yapın. Evet sevgili dostlar. Ama dediğim gibi yani önem verdiğin şeyler şu anda upgrade'ler, üretimler, SCV üretimleri, ekonomi. Bunlar seni taşıyacak şeye yani. Yüksek şeye. Sadece bir tık daha hızlı olması gerekiyor bunların hepsinin. Bak şu anda 12.49, 12.50 ve supply'ın yani hala farkı var. Hala yükseksin. Ama max out değilsin. Droplarınız hayırlı olsun dedikten sonra bende donmasın. Zamanlıyorum artık. Time ediyorum onu ya. Evet sevgili dostlar. Şimdi bak bunu hemen planetary yapman lazım. İşte engineering bay'in yok. Ah. Engineering bay herhalde bilmiyor muydun acaba? Belki de daha yeni öğreniyorsun onu yani. Engineering bay'i yapmamızın nedeni o. İki tane nedeni var engineering bay'i yapmamızın nedeni. Şu anda bizim için bio gitmediğimiz için. Bir tanesi planetary fortress yapabilmek için. İkincisi de missile turret yapabilmek için. Evet şimdi bu orduyla ne yapıyorsun bakalım. Attack move dedin. Burada kalp ritmin artıyor değil mi? Burada böyle heyecan artıyor. Aha minimap'ı görüyor musun? Look at the minimap. Minimap nereye bakıyorsun şu anda? Şu anda senin kamerandayız. Üretim! Şu anda buraya bakmanın hiçbir şeyi değiştirmiyor. Burası seni kazandıracak. Bak iki tarafta rakibin de bir şey yapmıyor sen de bir şey yapmıyorsun. Şimdi başladın. Ve para çılgınlar gibi param var yani. Şu an bak. Şu an bu histen kurtulmaya çalış. Bu his şu anda yaptığın şey hani tamam şu anda bu oyunu kazandıracak sana. Ama bu histen kurtulmaya çalış. Bu his şu his. Öldürmem lazım. Şu anda öldürebilirim. Anladın mı? Şu anda öldürebilirim. Ordusunu öldürdüm biraz önce. Çünkü neden bu histen kurtul diyorum? Çünkü counter attack ne yaptığını biliyorsan iyi bir şey. Ne yaptığını bilmiyorsan bedava ordu vermek demek karşıya. Neden? Çünkü şöyle düşün. Bu ordunun bu haliyle şu anda bak 75 supply'lık ordum var. 75 supply'ı buraya göndermenle 135 supply'ı buraya göndermen arasında fark var. 75'i burada gönderiyorsun. Eğer ki karşı taraf üretimine dikkat etmişse benzer bir supply onda da olacak. 60 küsür supply'ı burada olacak. Ve sen yakın orduları çarpıştırıyor olacaksın. Anladın mı? Dolayısıyla bunları bedavaya vermiş olacaksın karşı tarafa. Verme onun yerine gel geriye 200'e tekrar çık. Çünkü sen daha hızlı çıkacaksın 200'e. Emin ol. Çünkü sen daha yüksekten başlıyorsun tekrar. Anladın mı? O yüzden o öldürme hissiyatından kurtul. Böyle şey yapma yani. Hani şu anda öldürmem lazım. Sen öndesin zaten. Biraz önce dövüş kazandın. Öndesin şu anda. Üretmeye devam et. 200'e daha hızlı vereceksin sen. Anladın mı? O şey hissiyatına, o rush hissiyatı var ya böyle hani. Öldürmem, şu anda öldürebiliriz. Kalanını öldürebiliriz. Ondan kurtul yani. O bende çok olduğu için sende de büyük ihtimal. O şu anda gördüğüm hareket bence o. Çünkü bir yandan da şu var yani. 67 SCV'im var. Ve SCV üretmiyorsun. Şu an böyle bir panik var ya. Şu anda ne yapacaksın? Bak bunları, bu şeyleri yapman çok iyi. Harika. Bunlarla uğraşıyor olman çok güzel. Ama şimdi buradaki arkadaşlar ne yapacak? Eğer ki karşı taraf üretimine dikkat etmiş olsaydı, aynı senin gibi üretimine odaklanmış olsaydı ki gitgide daha çok üretime odaklanan arkadaşlar gelecek karşına, o zaman bu ordu bildiğin çöp olmuş olacaktı. Bildiğin çöp olacaktı. Üret. Üretimlerin, upgrade'lerin bak duruyor. SCV üretmiyorsun. SCV üretimi 80'e kadar durmayacak. Hatta daha da çık yani. 85 yap. 90 yap.
add-on complete. Şu an bunu kazanıyor olman yalnızca rakibin kötü oynadığı için. Evet arkadaşlar, pause play F5. Bu arada şunu da kapatalım. Vay. Arkadaşın, rakibin teknolojiyle seni öldürebileceğini zannediyor. Yüksek teknolojiye çıkıyor, yüksek teknoloji şey yapıyor ama... Ama... Look at the supply. Buralara bakıyor, yani şurayla ilgilenmiyor olma çok kral. Tamam mı? Harika. Çok güzel. Ama buraya bakıp doğru şeylerle ilgilenmiyorsun. SCV lazım buraya. Upgrade'leri anladın mı? Buraya bakıp ne yapıyorsun şu anda? O önemli. Buraya odaklanman çok güzel şu anda. İnanılmaz. Tamam, bırak orada ne oluyorsa olsun. Hiç önemli değil. Süper. Command Center. Bak daha param var. Devam et Command Center'a. Üretime de devam edebiliriz. Aynen öyle olur. Şu anda bütün şeylerin, bütün üretim binalarının çalışıyor olması lazım. Bunlar da çalışıyor. Bak bu çalışmıyor. Çalışmıyor dediğim gibi. Bak kontrol, sol click, shift 1. Ha. Zaten eklemeyi biliyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü gitgide artıyor bunlar. SCV transferleri. Dördüncü base'in planetleri değil. Bunlar şey değil. Doğru değil. Anladın mı? Bak yapılacak işim var daha. O küçük ordu sana oyunu kazandırdı. Eyvallah. Bu küçük ordu sana oyunu kazandırdı. Çünkü rakibinin artık rollover yani. Anladın mı? Bu noktadan sonra yapabileceği çok bir şey yok. Ama eğer karşındaki rakibin şey yapmış olsaydı, üretimine dikkat etmiş olsaydı, counter attack seni onun seviyesine indirecekti. Anladın mı? Şimdi dövüştün. Yaptın şey kombatını. Buradaki kombata bak geri gelirim. Hemen onu da açıklayayım, ondan sonra şey yapalım. Arkadaşlar bir video atıyor. Discord'da biliyordum bittiğini. Ha eyvallah. Genel olarak anladım. Eyvallah. Şuradaki şey. Söyle şunu. Şuradaki kombattaydı. Burada değil ya daha. Şurada bir yerdeydi değil mi? Hatta daha fazla. Dur bakayım. Upgrade research complete. Evet, 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 evet. SCV ready. Gayet güzel. Bak şu anda 13. dakikada max out. Çok güzel, çok güzel. Gayet güzel. Burada gelişecek iki tane şey var. Bir tanesi daha hızlı max out olacaksın. İkincisi remax potential. Remax potential ne? İşte ordun trade yaptıktan, takas yaptıktan sonra ne kadar hızlı tekrar geriye 200'e çıkabiliyorsun. Onun olayı üretim. Aynen doğru anlamışsın. Bu da birazcık daha hızlanacak. Falan filan. Şimdi burada giderken şimdi bak. Buradaki kavga oluyor. Buradaki kavgada oldu. Bitti. Şu anda 142'ye 42'sin. Böylesiniz. Tamam mı? Şu anda böylesiniz. Sen 142'desin. Rakibin 42'de. Eğer ki üretimine dikkat etmiş olsaydı rakibin, şu anda 120'lerde 130'larda olacaktı. Tamam mı? Yine senden düşük olacaktı. Ama oraya tekrar çıkmış olacaktı yani. 120'lere 130'lara falan çıkmış olacaktı. Ama şöyle düşün. Bu ordu saplayı olarak düşün. Senin elindeki ordu saplayı şu anda 75 değil aslında. 75'ten daha az. Şu anda 6 kere 5 30. 38 supply var burada. Değil mi? 38 ordu saplayım var burada. Rakibin 38 ordu saplayı bassa seninle aynı ordu aynı ordular çarpışacak. Dolayısıyla onun ordusu silinecek, senin ordun silinecek. Ne oldu? Bedava ordu verdin. Anladın mı? O da tekrar üretecek. Anladın mı? Sen tekrar şey yapacaksın. Sen de tekrar üreteceksin. Sen yine önde olacaksın. Anladın mı? Onun yerine diyorum ki geri git. Max out ol. Sen her türlü daha hızlı 200'e ulaşacaksın yani. Ne olursa olsun. Çünkü şeyi kazandın. Dövüşü kazandın. 200'e gel. Ondan sonra git. O zaman işte ne olacak? Onun elinde 70 küsür supply'lık orada olacak. Senin elinde 120 supply'lık orada olacak. Anladın mı? Dolayısıyla o hissiyattan kurtul değişimin nedeni o. Bence süper oyun ya. Yani acayip hoşuma gitti.
Gayet kral. Yeni başlamış birine göre harbiden tam olarak mevzuyu anlıyorsun yani. Mevzuyu şey, klik etmiş yani. Çok hızlı bir şekilde yükseleceğini tahmin ediyorum yani. Bir böyle nasıl söyleyeyim? Bir ay içerisinde plat diyeyim sana. Rahat. Eğer ki yani oynama sıklığına göre değişir tabii de. Evet sevgili dostlar, umarım yararlı olmuştur sevgili Van Cesley. Umarım yararlı olmuştur. Like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bütün kontentlerden. Onun dışında bak bu hareketleri twitch.tv/lanmasını da yapıyoruz canlı canlı. Yeni takılın, muhabbete katılın. Haydi görüşürüz, kendinize iyi bakınız. Eyvallah, bye bye.